Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Temmuz ayı ile birlikte güneşin etkisi giderek artıyor. Uzmanlar artan sıcak hava dalgaları ile birlikte güneş çarpması vakalarında artış yaşandığına dikkat çekiyor. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Doktor Başak Tezel bu durumun son derece dikkate alınması gerektiğini belirtti. Güneş yanıkları, güneş çarpması veya sıcak çarpması dediğimiz olay son derece ciddiye alınması gereken bir konu. Ateşin 39,5'un üzerine çıktığı bir durumdan bahsediyoruz. Bu durumda genellikle cilt kuru ve sıcaktır. Terleme olmaz. Vatandaşlarımızın özellikle uyanık olması gerekir. Bilinç bulanıklığıyla komaya kadar gidebilecek bir durumdur. Mutlaka hızlı bir şekilde sağlık personellerinden, sağlık kuruluşlarından yardım istememiz gerekiyor böyle bir durumda kalan bir hastamız için. Bir şeyler içirmeye çalışmıyoruz. Serin bir yerde rahat bir şekilde dinlenmesini sağlamaya çalışıyoruz sağlık ekipleri ulaşana kadar. Sıcak yorgunluğunun yüksek sıcaklıklara maruz kaldıktan sonra oluşabilen bir hastalık olduğunu belirten Doktor Tezel, serin bir ortamda istirahat edilmesi gerektiğini belirtti. İşte sıcak bitkinliği, sıcak yorgunluğu dediğimiz durum aşırı terlemeyle yine vücut ısısında artışla karakterize bir durum. Ama burada bir hayati tehlike söz konusu değil. Burada kaybettiğimiz mineral ve vitamin geri almak, işte sıvıyı geri almak, bir miktar istirahat etmek, artan tansiyonu, işte nabzı birazcık düşürebilmek için sakin bir ortamda, serin bir ortamda bir miktar istirahat ettirmek hastamızı yeterli olacaktır. Ama durum iyileşmiyorsa, düzelme göremiyorsak tabii bu koşullar altında mutlaka yine bir sağlık kuruluşuna başvurmamız lazım. Güneş yanıkları bu dönemde çok sık karşılaştığımız sağlık sorunları içerisinde. Güneş yanıkları bildiğiniz gibi uzun süre güneşlenmek ve kontrol süz bir şekilde güneş altında kalmak sonucu başımıza gelebiliyor. Özellikle ateşle beraber gidiyorsa, şiddetli ağrı varsa, su toplaması dediğimiz büller oluşmuşsa veya bir yaşından küçük bir çocuktan bahsediyorsak mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz bu durumlarda. Doktor Tezel, uzun süre güneşin altında kalmanın çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirebileceğini belirtti. Uzun sürede güneşin yaptığı etkilerle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Uzun süre güneşe maruz kalmak ileriki yaşantımızda da bizim bir takım sağlık sorunlarını beraberine getirebilecek bir durum. Özellikle cilt kanserleri gibi hiç istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz ama bunun dışında da cildin erken yaşlanması gibi bir takım problemlerle de karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden daha önce de bahsettiğimiz genel korunma önlemlerine uygun saatlerde dışarıda olmaya, uygun koruyucularla eğer dışarıda olmamız gerekiyorsa, uygun kıyafetlerle dışarıda olmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Hepimize sağlıklı günler diliyoruz.